Şimdi Buğra'nın üçüncü kitabı Luna, bu adam bütün kendisiyle ilgili, yani yakışıklılığı, harikulade oyunculuğu filan, fakat yazar olarak hakikaten herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Sadece kitabın arka sahne okuyayım, çünkü bu çok ilginçtir de, yani bu arka yazılar kitabı almamızın nedenidir. Çoğunlukla. Bir de senin çektiğin bir şey var değil mi? Bir kısa bir şey mi? Bir film mi? Fotoğraf değil sadece. Evet, bir tanıtım. Evet, işte evet. Şimdi onu görüyoruz. Sesini. Ha, duyalım sesini de. Ne acayip ya. Yani bir de adam farklı disiplinler içerisinde bir sanatçı olunca tabii ki hemen aklına bunlar geliyor. Mesela Orhan Pamuk'un aklına gelmez. Yani değil mi? Bu anladığım kadarıyla bu çok yakın geçmiş süreci de değerlendiren bir iş galiba. Evet, yani bir distopyayı anlatıyor. Evet. Çok da uzak olmayan bir gelecekte. Küresel şirketlerin bilimi, sağlık sektörünü, tarımı, ekonomileri ve hükümetleri kontrol ettikleri bir düzenin içinde ayakta kalmaya çalışan bir polis memuru Adem'in hikayesi. Buna ay demek. Gizemli bir cinayeti araştırırken o cinayetteki kurbanın isminin, kızın isminin Luna olduğunu düşünüyor. Çünkü bir günlüğe ulaşıyor. Ama aslında bu cinayeti aydınlatmaya çalışırken hem kendisiyle ilgili hem de insanlıktan binlerce yıldır örtbas edilen kadim bir sırra da ulaşmış oluyor. Peki bu şeyler acaba sana takılacaklar mı? Bu aşı karşıtları, ondan sonra komplo teorisi severler, ondan sonra düz dünyacılar falan, bunlar azımsanamayacak kişiler ve her evde varlar. Yani ama mesela hiç yok sanıyorsun, hala bunlardan çıkıyor filan değil mi? Böyle. Evet. Aynen. Yani komplo teorilerinin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, aynen. Gerçekten yani evet. Ayakları yani gerçekten bir komplo teorisi ortaya atılıp da onu sağlam temeller, sağlam üzerine kuruyorsa bunun gerçekleşebilme payı vardır. Komplo teorisi bence sistemin ifşasıdır. Bence muhalefettir. Evet. Ve evet. Aslında kimin söylediğine bakmak da gerekiyor. Önemlidir, kıymetlidir yani. Şimdi çok acayip bir şey ya. Peki ama sen bunları da biraz şeye göre de hazırlıyor musun acaba? Bu farklı disiplinlerde bir sanatçı dedim ya. Yani buradan bir filmde yaparlar. Ben bunu da öngöreyim diyorsun. Zor bunu yapmaları. Evet, bu ama sistemin içinde. Yani yapmak için, filmini yapmak için. Ama şey yapar mısın? Öyle yazmadın ama var mı dipte, altta? Yok yani. Hiçbir umutla yazmadım. Anam. İlk sadece birinci kıyamet ve ikinci kıyamet. Evet, evet. Oradaki konuşmuştuk. Sanırım evet, Mahir'in hikayesi ilk senaryo olarak başlamıştı. Evet. Sonrasında dedim ki yani bir böyle bir hikayeyi işte yani 1900 evet bunlar ha. Yani 1910'da başlayıp 1967'ye kadar bir de birçok ülkenin içinde geçen evet. Gerçek bir hikayeyi bir 105 sayfalık bir senaryonun içine kısıtlamanın çok da doğru olmadığını düşündüm. Sonrasında daha detaylı anlatmak için o dönemi böyle bir romanını yazmaya karar vermiştim onlarda da. Ama Luna'da çok düşünmedim. Sen şu anda evlisin değil mi? Bu nasıl olabiliyor? Mesela yani sen yazabilir misin bu kadın varken evde? Yani hem de yani hem çocuk dünyası hem gerçekten bu dizi temposu. Onda da var yani çocuk. Onun için diyorum yani nasıl başardığına ben de yani konsantre olmak, kurgusunu yapmak artı kapanıp yazma meselesini çok istiyorum.
Dediğin gibi belki abi, bir şey yapıyor. Belli bir saatte bir uyku ilacı veriyor bunlara. Herkes uyutuyor. Yok yani, gerçekten. Şey var belki. Yani, nasıl yazıyorsun ya? Teknik olarak ne yapıyorsun? Yani, odan mı var? Yalnız yazamıyorum. Var. Kalabalık olması gerekiyor. Nasıl yani? Yani etrafımda televizyon da açık olabilir. Genelde mesela bu Luna'yı mutfakta yazdım herkesin içinde. Çünkü sanki daha böyle yani orada birilerinin etrafında çok dönen güzel birilerinin buldum. Yalın Alpay'a seni örnek vereceğim. Hatta bu programı size seyrettireceğim. Çünkü Yalın şimdi Bodrum'da böyle hatta evinin içini böyle bir şey ortak bir mimar arkadaşımız var. Onunla konuşuyor falan. Yalnız diyor ben şey yapamıyorum yani. Oradan diyor kıpırtı sesi geliyor. Herkesin o yüzden müstakil eve şey yaptı, müstakil eve geçti. Burada İstanbul'da kolay değil müstakil ev, orada müstakil ev. Fakat evdekilerden şikayetçi. Diyorsun ki yani işte git o zaman yalnız başına otur. Seviyorum abi. Evet ama işte o nasıl olacak yani, insan olacak ama ses çıkarmayacak. Yani nasıl? Ya tabii herkese göre değişiyor ama evde yani gerçekten Nilüfer yani o konuda bana çok özverili davranıyor. Hacı yani abi. O özel alanı açıyor ve orada rahat bırakıyor. Hatta belki bir süre uzak kalabiliyorum aynı evin içinden falan. Gerçekten çok da müteşekkirim. Yani. Evet ama işte ürün müthiş oluyor. Peki.